başlıyor. Evet, evet. Programından tüm Vav çocuklara hayırlı hafta sonları. Hepinize günaydın. Sizlere de günaydın. Gölbaşı Sevgi Çiçeği İlkokulu'ndan geldi arkadaşlarımız. Hepsi maşallah sevgi saçıyorlar stüdyomuza, köyümüze. Yarışmalara başlayacağız. Ama önce sizce hurmalar mı kazanır zeytinden mi? O zaman bir yarışmacılarımızı tanıyalım. Görelim kim kazanır. Hemen veriyorum mikrofonumuzu. Taha. Taha kaç yaşındasın? 8,5. Büyünce ne olacaksın? Polis. Polis. Polisler ne yapar? Suçluları yakalar. Suçluları yakalar. Sen bizim örümcek ağırmemizde mi yarışacaksın? Eşekle. Eşekle yarışacaksın. Top oynamayı seviyor musun? Seviyorsun. Futbol mu, basketbol mu? Futbol. O zaman kaleci de oluyorsan kolay oynarsın bu oyunu. Sen bazenler oluyorsun. Peki yan tarafa verelim mikrofonumuzu. Yapar mı arkadaşınız? Yapar. Top tutabilir mi çokça? Yapar. İsmimiz? İlayda. İlaydacığım kaç yaşındasın? 9. Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Ne öğretmeni? Müzik. Müzik seviyor musun? İlgileniyor musun? Evet. Mesela çalabildiğin bir müzik aleti var mı? Evet. Ne? Gitar. Gitar. Bir daha gelirsen gitarla gel bize gitar çal. Olur mu? Olur, niye olmasın? Gitar getirip çalar mısın bize? Evet ama belki unutmuş olabilirim. Çok önceden çalıyordum da. Tamam, hatırladığın zaman o zaman getir bize gitar çal. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Dağda. Örümcek ağ öreceksin. Evet. Sen bir örümcek olacaksın bugün. Örebilecek misin ağ? Evet. Örümcekler ağı nasıl zor örüyordur değil mi? Biz bile iple örerken burada zorlanıyoruz ki. Ama hiç zorlanmıyorlar. Allah onları öyle yaratmış çünkü galiba. Değil mi? O yüzden hiç zorlanmıyorlar galiba. Onlar arkalarından ip çıkartıyorlar öyle. Arkalarından ip çıkarıyorlar onlar. Örümcekler arkalarından ip çıkarıp mı yapıyorlar bunu? Ağ çıkarıyorlar. Aa, ben onu ilk kez duydum. Şöyle yan tarafa verelim mikrofonumuzu. İsmimiz? Cansu. Cansu kaç yaşındasın? 9. Kardeşin var mı? Var. Adı ne? Mehmetan. Kaç yaşında? 4,5. 4,5. Kavga ediyor musun Süt Cansu? Biraz. Ne için? Evet. Seni biraz üzüyor galiba. Evet. Evet. Sen onu kıskanıyor musun hiç peki? Hayır. Hayır. Çok iyi bir ablasın o zaman. Hangi yaşamımızda yaşıyorsun? Yunus. Yunus da hızlı olabilecek misin? Evet. Cansu yapabilecek mi? Hurmalar hayır diye bağırıyor Zeytin'e. Evet, inşallah yaparsın. Yan tarafa verelim mikrofonumuzu. Sıra sana geldi. İsmimiz? Berkin. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Kardeşin var mı? Abim var. Aranız nasıl abinle? Sen mi onu üzüyorsun, o mu seni? O beni. Ne yapıyor? Durup dururken sıkıyor kolumu. Dururken kolunu sıkıyor. Abine buradan bir şey söylemek ister misin? Şu an seni izliyor. O sana söyler büyük ihtimalle. Hangi yarışmamızda yarışıyordun? Çamaşır asma. Çamaşır asma. Çok güzel. Annen izleyince seninle gurur duyacak mı? Evet. Evet. Çokça çamaşır asacak mısın? Evet. Yapabilir mi? Hayır! İnşallah yaparsın. Hemen hurmaları tanımaya geçelim. İsmimiz? Buğra. Buğra saçları ne güzel olmuş. Bizim için mi hazırlandın? Evet. Her gün mü yapıyorsun yoksa? Sadece bugün için. Sadece bugün için yani bizim için. Evet. Büyüyünce ne olacaksın? Pilot. Pilot. Ne yapar pilotlar? Uçak uçurur. Uçak uçurur. Bindin mi daha önce uçağa? Hayır.
Hayır. Uçağa binmek için mi pilot olmak istiyorsun? Evet. Evet, yolcu olarak da binebiliriz aslında önce. Biraz daha büyüyünce. Baban da pilot olmanı istiyor. Baban da pilot olmanı istiyor. Çok da güzel pilot olur inşallah senden. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Eşekte. Eşeğe baktın, evet, eşekte. Topları tutabilecek misin? İsterim. Top oynamayı seviyor musun? Evet. Top toplamayı diyecektim ki, topu toplayanlar başka oluyor, topu tutan yarışmacımız oluyor. Yan tarafa verelim mikrofonumuzu. İsmimiz? İbrahim Efe Özer. İbrahim kaç yaşındasın? 9. Bu arada yaşlar hep aynı galiba. Herkes 9 mu? Evet. Birkaç tane de 10 yaşında olan var. Sen 10. 10 yaşında olanlar da varmış. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Çamaşır asma. Çamaşır asma. Evde annene yardım ediyor musun? Az. Az. Bu yarışmadan sonra daha çok eder misin? Bilmem. Et ya. Yine aynı. Anneni üzme, yardım edin. Annelerinizi üzmeyin, yardım edin. Ediyor musunuz? Evet. Evet. Vallahi bilmiyorum, annen seni bir daha buraya getirir. Der ki, çamaşırları orada güzel astın. Evde de as der. Biraz da çalıştıktan sonra bir daha getirir. Ya da çok kötü asarsın belki, annen evde hiç iş istemez senden. Onu pek sanmıyorum. İnşallah puan götürürsün grubuna. Tamam. Ne olacaksın büyüyünce? Polis. Polis. Neden polis olacaksın? Polisler çünkü doğruluğu sağlıyor. İyiliği sağlıyor, güvenliği sağlıyor. Evet, çok güzel bir cevap. Tanıdığın bir polis var mı? Yok. Yok. İnşallah çok iyi bir polis olursun. Hemen yan tarafa verelim mikrofonumuzu. Merhabalar. Merhaba. İsmimiz? Ezgi Salsan Akçınar. Ezgi, kaç yaşındasın? 9. Sen ne olacaksın büyüyünce? Beden öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni. Çok mu seviyorsun beden eğitimi dersini? Koşu neler çok yapıyorsunuz? Mesela... Koşmam biraz arkadaşlarımdan. Arkadaşlarından daha hızlı koşuyorsun. Sporcu olmayı düşünüyor musun? Efendim? Sporcu olmayı düşünüyor musun? Hangi alanda? Bilmiyorsun. Şimdi karar vermedin. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Yunus. Yunus, Cansu rakibin koşmayı çok seviyormuş. Yapabilir mi arkadaşınız? Cansu, senin de çok hızlı koşman gerekecek. Çok hızlı olursan çok fazla görevi yerine getirebilirsin. Kendine güveniyorsun galiba bu konuda. Evet, inşallah yaparsınız. Yan tarafa verelim mikrofonumuzu. Merhaba. Merhaba. İsmimiz? Büşra Helin Akgeyik. Hangi yarışmada yarışıyorsun Büşra? Örümcek ağda. Yapabilecek misin? Evet. Hızlıca örümcek ağ örerim diyorsun. Evet. Sen de şaşırıyor musun örümceklerin bu ağ örebilme mevzusuna? Biraz. Biraz. Nasıl yaptıkları konusunda bir fikrin var mı? Hayır. Benim de yok hiç. Keşke de birimiz bilseymişiz. Senin evet. Var mı? Ha. Peki arkadaşlarımıza soralım o zaman. Onlar bize versinler mi bilgi Büşra? Hı hı. Verelim mikrofonu. Benim gördüğüm kadarıyla böyle çeneleri var böyle. Evet. Onlardan çıkartıyorlar. Belki ağızlarından da çıkartıyor olabilirler. Çünkü hep böyle yapıyorlar. O zaman şöyle anlaşalım. Ekran başındaki arkadaşlarımız da bizler de bu bölümden sonra bir araştıralım mı örümcek ağ nasıl örülüyor? Evet. Örümceklerin nasıl ağ ördüğüne baktıktan sonra programımızda da konuşalım bir sonraki bölümde inşallah. Tamam. Hurmalar kazanır mısınız? Evet. Zeytinler kazanır mısınız? Evet. Şimdi hurmalar mı kazanacak, zeytinler mi kazanacak? Öğrenebilmek için ilk yarışmamıza başlıyoruz. Sırada Sevr Mağarası. Evet arkadaşlar, Sevr Mağarası'nın hikayesi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ebu Bekir ile birlikte kaldığı 3 gün bu mağarada kalıyorlar. Ve örümcekler ağ örüp Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i koruyor. Bu hikayeyi biliyor muyuz? Evet. Peki Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç edince, yani hicret edince, Medine'de Yahudiler var, inanmayan Araplar var. Bir de Müslümanlar geliyor Peygamberimizle birlikte. Karışıklık çıkabilir değil mi? Evet, Peygamberimiz de bunun için önce Medine'ye geldiğinde ilk iş cami yaptırıyordu. Ve bu camiden daha sonra camiye çağırabilmek için insanları ezanı yapıyorlardı, ezan okumaya başlanıyordu. Bunun üzerine ondan sonra da insanların arasında
bir kardeşlik oluşturmak istiyor Peygamber Efendimiz. Yoksa ayrı düşüncelere sahip insanlar birbirleriyle anlaşamayabilirler diye. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Kardeşliği sağladıktan sonra birlikte yaşama konusunda da böyle aralarında bir sözleşme yapıyorlar. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Sonra herkes okullu oluyor. Peygamber mescidi yapılırken sevgili peygamberimizin isteği üzerine yanına yatılı bir bölüm eklendi. Bu bölüme suffe denildi. Yatılı okullar olur ya hani. Burası bir okuldu ve öğretmenleri peygamberimizdi. Müslümanlar Kur'an'ı ondan öğreniyor, kendilerini her konuda yetiştiriyorlardı. Bir taraftan öğreniyor, diğer taraftan da öğretmek için hazırlanıyorlardı. Peygamberimiz daha sonra da Medine'de okul yaptırıyor. Hazırsanız, biz bu sırada bu yarışmayı oynarken hicretten de bahsediyoruz ki, hicret yolculuğunun ardından Peygamberimiz Medine'ye gittiğinde ne olduğundan da bahsediyoruz ki, eğlenirken bir yandan da öğrenelim diye. Değil mi? Bir şey daha öğrenmiş olduk mu? Evet. Öyleyse hazırsanız şimdi biz de sizden sevgili örümcekler, örümcek ağı nasıl örülür onu görmek istiyoruz. Mağaraların içinde kim var? İsmimiz? Öykü. Öykü kaç yaşındasın? 9. 9. Öykünün önünü açalım bir görsün ekran başındakiler onu. Göster kendini Öykü. Mağaranın içinde saklan tamam mı? Tamam. Ben bir de dağların arkasından geçeyim. Yolları aşayım. İki dağ arasında çokça yürüdükten sonra hurmalar grubunun mağarasına geleyim. İsmimiz? Şevval. Şevval. Mağaranın içerisinde saklanacaksın. Sence örümcek aile seni koruyabilir mi? Bilmiyorum ki. İnşallah koru. Şöyle göster bak şu kamerayı. Haydi girin mağaralarınızın içine. Kalkın yarışmacılarım. Başlayın dedim de başlayacaksınız. Destekçilerim hazır mı? Kalkın ayağa destekçilerim. Biz de hep birlikte buradan destekleyelim. 3, 2, 1, başla. Hurmalar, zeytinler. Hurmalar. Hurmalar, zeytinler. Çok iyi gidiyorlar. Sen benim yanıma gel. Hayır dur. Tamam orada kal sen. Gel yanıma. Devam. Beş, dört, üç, iki, bir. Bitti. Gel. Gel sen de çık mağaranın içerisinden. Alttan sürüne çık. Örümcek ağınıza zarar vermediniz. Tebrik ederim. Gel. Şimdi zeytinler grubunun mağarasını gösterelim. Gel şöyle. Zeytinler grubu bir ağ örmüşler. Onların ağı daha sıkı gördüğünüz gibi ve daha önce bitirdiler. Ama hurmalar grubu da güzel örmeye çalıştılar. O yüzden zeytinler grubu bu yarışmadan 100 puan aldılar. Hurmalar grubu da 50 puan aldılar. Büyük bir alkışla hurmaları da zeytinlerin alıyoruz. Şimdilik zeytinler önde ama hiç bilmiyoruz kimin kazanacağını. Emin olun ev işleri yarışması ve
Eşek oyunumuzda her şey bir anda değişebiliyor. Şimdi hazırsanız Yunus oyunumuza geçiyoruz. Evet, Yunus oyununa başlıyoruz Duymalar ve Zeytinler grubu. Bu yarışma hız ve dikkat isteyen bir yarışma. Yapabilecek misin Cansu? Yapacağım. Yapacak. Cansu yapar mı? Cansu, arkadaşların sana güveniyorlar. Balığın içine kim girecek ismin? Nisan'dır. Nisan'dır. Balık seni yutsun mu? Yutsun mu? Yutsun. Gel balığın içine gir. Çok güzel bizim balığımız. İçinde koltuk bile var. Görüşürüz. Hayır, hayır. Tadı güzel mi balık? Çok sevmiş tadını. Hadi görüşürüz. Seni kurtaracağız. Cansu, görevin. Burada turuncularda görevler var, sarılarda da sorular var. Senin yapman gerekense 3 dakika içerisinde önce görev açıp görevi yerine getirdikten sonra da soruların cevaplarını bilmeye çalışmak, tamam mı? Grubunuza yardımcı olabilirsiniz arkadaşınıza sorular konusunda. Bilenler yüksek sesle söyleyebilir, tamam mı? Sorular konusunda arkadaşlarından da yardım alabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Öyleyse... Zeytinler grubu desteğe hazır mısınız? 2 1 başla! İnşaatımızı tamamlayınız. Kağıdı bana ver, rahat et, kağıdı bana ver. Cansu okul inşaatı yapıyor bizim için. Evet, okul programları tamamlandı. Evet, çatımızı, inşaatını bitiriyoruz çatımızın da. Haydi Cansu. Cansu ters koydum tuğlayı. Cansu tuğlaları ters koydum. Gel Cansu, gel. Yanlışlık mı yapmış Cansu? Bir bakalım. Okulun yanlış olmuş, çabuk düzeltme yap. Bak şöyle yapacağız. Şöyle koy. Hayır, kitin yerini değiştirme Cansu. Evet, tamamladık. Balığın ağzını biraz açtık. Sarı, hemen sarıyı açalım. Yüce Allah'ın dilediği şeyleri peygamberlerine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bildirmesine ne ad verilir? Hayır, Cebrail aleyhisselam peygamberimize ne getiriyordu? Vahiy. Vahiy. Devam. Turuncu diyeceksin. Peygamberimiz diş temizliğinde ne kullanırdı? Git misvağı bul bakalım. Misvak cevabı geldi. Koş misvağı bul Cansu. Nerede misvak? Saklamışlar misvağı. Göster kameralara. Evet, misvağı bulduk. Gel Cansu, koş Cansu. Koş koş koş. Sarı, saralım. Trafikte uymamız gereken iki kural söyle. Kırmızı ışıkta geçmemek ve yaya geçişinden geçmek. Çok doğru. Devam. Turuncu. Seçtik. Peygamber Efendimiz suyu nasıl içerdi gösteriniz. Otur. Duydun mu? Cansu dinleyerek yap onları. Beş, dört, üç. Cansu, onu da kabul edelim mi? Üç yudumda evet içti sayalım, kabul edelim. Süren bitti. Gel bakalım balığın içindeki arkadaşımız. Peki Yunus aleyhisselam balığın karnında hangi duayı ediyormuş biliyor musunuz?
Can okusun hep birlikte öğrenelim. Burayı. La. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu mine zalimin. Teşekkür ediyorum Cansu. Heyecanlandın mı? Evet. Ama yine de güzel yarıştın. 1, 2, 3, 4 tane görevi yerine getirerek grubuna 40 puan götürüyor. 4 değil mi? Yanlış saymıyorum. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 yumurtamız var. 40 puan götürüyoruz. Zeytinler grubuna. Şimdi sırada hurmalar grubu var. Koş. Evet, Yunus oyunumuza hurmalar grubuyla devam ediyoruz. Biraz önce zeytinler 4 yumurta 4 görev bildiler. Ve 40... Misva bildik. Misva bildik. İnşaatı tamamladık. Su içtik. 2'de soru bildik değil mi? Evet, bir yanlışlık olmuş. O zaman 50 puan olarak zeytinler grubunun puanını düzeltiyoruz. Şimdi sırada hurmalar grubu, bakalım kaç görev alacaklar. İsmimiz? Ezgi. Ezgi'cim hazır mısın? Balığın içine kim girecek? Nisanur. Hazır mısın? Ama demin de sen girdin balığın içine. Evet. Nisanur'u yerine götürüp hemen kendine balığın içi için grubundan bir arkadaşını seçer misin? Koşun gelin. Nisanur hemen araya girmiş. Ben de diyorum ki biraz önce de balığın içine Nisanur vardı. Çok mu sevdin balığı? Balığın içine kim girecek ismimi? Şüeda. Dön Şüeda'cığım. Kaç yaşındasın? 9. Balığın içine girmeye hazır mısın? Evet. Sevdin mi balığı? Evet. Balık yer misin peki? Seviyor musun yemeği de? Evet, ne güzel. Gel balığın içine gir. Görüşürüz. Evet, kapatıyoruz ağzını. Ezgi'cim, görevin buradaki yumurtalardan turuncuları açıp, görevleri bilmek, sarıları açıp soruları bilmek. Tamam mı? Yapar mı? Yapar! İnşallah yaparsın. Balığımız arkadaşımızı yuttuğuna göre görüşürüz. Başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Hurmalar, hadi destekleriniz. İnşaatımızı tamamlayın. Sana da ilk inşaat çıktı. Yanlış yaptım. Yanına getirsene buraya. Bak bu bunun üstüne oluyor mu? Haydi Ezgi, haydi. Hayır Ezgi. O değil. O değil. Evet o. Onu buraya getiriyorsun. Bak en başa. Tuğlayı da yaptık, koyduk okulun üstüne. Devam, soruyu bul. Soru. Hadi acele et. Boş. Çık. Boş yumurta çıktı. Trafikte uymamız gereken iki kural söyle. Bir kırmızı ışıkta geçmemeliyiz ki. Trafik kurallarını.
Nasıl yani? Nedir uymamız gereken bir kural? Yardım edin. Trafikte uymamız gereken iki kural soruyor grubunuz. Söyleyin, sesli söyleyin. Kırmızı ışıkta. Sorunu değiştirebilirsin istersen. Yaya geçidi der misin? Bir yaya geçidinden ne yapmak lazım? Geçmek. Yaya geçidinden geçmek lazım. Kabul edelim. Turuncuya geç hadi sen. Ay. Beş kere ip atla. Rezgi çok heyecanlandı. Bak orada ip orada. Gel. Süren de bitti zaten. Çok mu heyecanlandın? Heyecanlandın mı Ezgi? Gel balığın içindeki arkadaşımızı kurtaralım. Gel sen burada Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında ettiği duayı et, arkadaşımızı çıkaralım. Nere? La ilahe. La ilahe illallah. İlla. İlla. İlla ente subhaneke çünkü minesin. Mine zalimin. Çok mu heyecanlandın? Hala titriyor. Üç görevde Ezgi bilmiş oldu. Gel balığın içinden çık sen de. Vurmalar grubu da tam 30 puan aldılar. Ve şimdi sırada erkeklerimizin yarışacağı ev işleri yarışmamız var. Evet, ev işleri yarışmasına geçeceğiz. Ama önce erkeklere bir soru soracağım. Annenize yardım ediyor musunuz? Evet, neler yapıyorsunuz? Bu arada annelerimiz yapmıyorlarsa burada bizi kandıramazlar. Hemen bizi arayıp bize mesaj atıp bildirin yapmadıklarını. Ne yapıyorsun evde? Annem peynir zeytini koy diyor. Ben de peynirle zeytini koyuyorum. Annem peynir zeytini koy diyor. Sen de peynir zeytini koyuyorsun. Maşallah. Ben annem bazen başka işleri olunca çamaşırları asamıyor. Yarısını sen as, yarısını sonra ben asarım diyor. Bu yarışmadan sonra hepsini sen asar mısın? Asarım. Asarsın, tamam, anlaştık. Ben anneme sofrayı kurmada yardım ediyorum, bir de şeyde yardım ediyorum. Ekmek almada. Ekmek almada ve sofrayı kurmada yardım ediyorsun. Ekran başındaki vav çocukların da seslerini duyuyor gibiyim. Hepsi annelerine yardım ediyorlar bence. Ben mesela annem bir şey deyince ben de yapmayacağım diyorum. Ondan sonra yapınca da niye yapıyorsun diyor bana. Annem bir şey yap deyince yapmayacağım mı diyorsun? Peki bu yarışmadan sonra yapacak mısın? Yapacağım. Söz mü? Söz. Annesi söz veriyoruz. Bu yarışmadan sonra evde ne iş varsa yapacak. Yoksa bizi arayın. Vav çocuğa mesaj atın. Tamam mı? Tamam. Tamam, anlaştık. Kızlarımızdan da bir tane soralım. Ben anneme çamaşır asarken bazenleri yardım ediyorum. O astığında ben topluyorum. Annen astığında sen de topluyorsun. Maşallah. Ekmek almada da yardım. Hepiniz böyle bir sürü iş yapıyor musunuz? Evet, şuraya da verelim bir tane. Ben mesela anneme çamaşır asmaya yardım ediyorum. Kahvaltıya hazırlıyorum. Kahvaltıya hazırlıyorsun. Yanındaki arkadaşına ver mikrofonu. Annem kahvaltı hazırlarken ben de hazırlıyorum, yardım ediyorum. Peki neden sence annelere yardım etmek gerekir? Bilmem. Şöyle arkadaşımıza verelim. Annelerimiz çok yoruluyor, onlara yardım etmek amacıyla. Annelerimiz çok yoruluyor. Babalarımız da öyle değil mi? Babalarımıza da yardım ediyor muyuz? Yarışmaya devam edelim, sonra yine geleyim buraya. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi o zaman madem annelerimizin babalarımızın yorulduğunun çokça farkındayız. Biz de eğlenerek hem eğleniriz hem de onlara yardım ederiz diyoruz. Ve iki tane erkek arkadaşım buradalar. İsimleri bir daha hatırlayalım. İbrahim Efe Özer. İbrahim yapabilecek misin? Efe dersiniz bunlar. Efe mi diyeyim? Evet, İbrahim'sini tamam. Sevmiyorum da. Aa, neden? Çok uzun. Çok uzun diye. Peki sen Hazreti İbrahim'i biliyor musun? Evet. Evet, neler yaptığını biliyor musun? Ne kadar bilgili bir peygamber olduğunu. Astronomiyle ilk ilgilenen peygamberin olduğunu. Bilmiyorsun. Hazreti İbrahim'in hikayesini okur musun benim için? Bilmem, okurum. Okur musun? Tamam, o zaman sen onu oku.
Hatta ben şimdi sana vereceğim programın içerisinde bu yarışmadan sonra Peygamber Hikayeleri kitabımdan benim. Hazreti İbrahim'i oku. Tamam. Sonra bir daha konuşalım isminle ilgili. Tamam. Tamam, bu yarışmalık ben sana Efe diyeyim ama iki ismin tamam. De çok güzel. Tamam mı? Tamam. Tamam. İşini güzelce zorlaştırdık mı? Evet, annenin de böyle zor işte işleri. Evet. Annemin ayaklarında paten yok ama ne kadar çok görevi var. İsmimiz? Berkin. Berkin, yeterince zorlaştı mı işler? Evet. Evet, asabilecek misin çamaşırları topları topladıktan sonra? Evet. O zaman önce süpürgeye başlasınlar mı? Başlasınlar süpürgeye. 3, 2, 1, başla. Kurnalar, reytinler. Haydi. Her top 10 puan değerinde bu arada. Hadi Berkin, hadi Efe. Çamaşıra geçebilirsiniz isterseniz. Çamaşıra geçin bence, vaktiniz azalıyor. Topları bitirmek zorunda değilsiniz. Çamaşıra geçin. Vaktiniz azalıyor. Efe çamaşıra geçti. Belki sen de geçebilirsin bence. Vaktin azalıyor. Koş çamaşıra geç. Sen mavi makinaya, mavi makinaya. O senin değil, mavi makinaya. Hadi. Ben geldim. Süremiz bitti. Aman dikkat. Çamaşırlarını hemen makinenin içine koy. Yerde çamaşır olur mu? Bitti süremiz. Asmıyoruz artık. Şimdi. Hayır, onu asamayız. Onu da koy makineye sen de. Hurmalar grubunun. Hurmalar grubunun değil mi bu? Gel Efe. Efe dur Efe. Şimdi Efe'nin kaç puan aldığıyla başlıyoruz. Ekran başındaki arkadaşlarımız için benimle birlikte olduğunuz yerde sayın, tamam mı? 10, 20, 30, 10. Geldi kurmalara. Çok güzel asmışsın Efe. Orada bekleyin beni siz. 110.
Efe'nin çamaşırlar. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 ve 210 puan Efe'nin. Gel bekle burada, gel. Bir bekle burada. Bekle şimdi. Sırada Zeytinler grubu. Haydi Zeytinler grubu, sayıyoruz. 10. 110. 120. 140. 100, gelme sen, beni bekle orada Berkin'cim. Aman orada bekle beni. Tamam, olduğun yerde bekle. 150. 150. 160. 170. 180. 190. Sizce bunu astığı için puanını artırır mıyım, düşürür müyüm? Hurmaların tişörtünü asmış. 20 puan da rakip grubun tişörtünü astığı için aldı ve 210 puan da Hurmaların, o Zeytinlerin ve Hurmaların, toplam 210 puan oldu bu yarışmadan. Şimdi İbrahim, ben sana bu kitabı vereyim. Tamam, çıkaracağız. Peygamber Hikayeleri kitabımı sana veriyorum. Burada biraz oku. Birazdan sana soracağım, tamam mı, ne öğrendiğinle ilgili. Burası Hazreti İbrahim'i okuyabilirsin. Şimdi sırada Nasreddin Hoca'nın eşeği var. Evet, günün birincisini belirleyecek son yarışmamızdayız. Eşekten arkadaşımız topları atacak. Yarışmacımız da topları toplayacak. Kim toplayacak bu yerdeki topları? Ben. İsmimiz? Muhammed Enes. Muhammed Enes'cim, yere düşen topları hemen sepete koy ki arkadaşımız atsın, puan kazanalım, tamam mı? Tamam. Tamam, ismimiz? Yağmur İzle Alıçman. Yağmurcuğum, senin de görevin aynı. Yere düşen topları hemen sepete, tamam mı? Tamam. Tamam. Siz yerlerinizi alın. Kim tutacak topları? Ben. İsmimiz? Taha. Taha tutacak. Kim atıyor peki? Mehmet. Mehmet Talha atıyor, Talha da tutuyor. Hazırsanız süremi başlatıyorum Zeytinler grubu. 3, 2, 1, başla. Zeytinler. Hadi Tala. Hadi destek olun arkadaşlarınıza. Zeytinler. Evet, devam. Evet, devam. Devam. Son 20 saniye. Yerimize geçelim. 10,
9, 8. Bakalım zeytinlerin. On, yirmi, otuz ve kırk puanı var zeytinlerin. Şimdi sırada hurmalar grubu. Evet, sırada hurmalar grubu var. Zeytinler 40 puan aldı. Hurmaların çok yüksek puan alması lazım burada. Kim atıyor topları? İçerisine. Melih atabilecek misin? Evet. Çok güzel atman lazım bak topları. Tamam. Kimler topluyor? Yezdan Terzioğlu. İsmini bir daha alayım. Yezdan. Yezdan topları toplayacak. Lokman Özata. Lokman Özata topları toplayacak. Yarışmacımız kimdi? Buğra Karakuş. Buğra tutacak topları. Hazır mısınız hurmalar grubu? Hazır. Öyleyse 3... İki, bir, başla. Biraz daha geriye doğru at. Devam. Güzel gidiyoruz. Son 30 saniye. Sıçramalı giren toplar sayılmıyor. 3 tane top at hemen dışarıya arkadaşlarım, bir daha attırsınlar. 3 tane topun iptal, onları dışarı at. Bir bitti. Ay çıktı onlar da, gel. Zeytinlerin top toplayıcılarım, hemen yere attığım topları sepete koyun, atacağım ben. Alalım onları da. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 puan da vurmalar aldılar. Sizce kim kazanmıştır? Söyleyeceğim ama önce İbrahim Efe ile biraz önce İbrahim ismini uzun bulduğu için sevmediğini söylemişti. Ben de ona Peygamber Hikayeleri kitabımı verdim. Okumaya çalıştı. Oyun oynarken ne yaptı bilmiyorum. Okuyabildin mi? Çok ses olduğu için okuyamadım tezahüratlardan. Okuyamadın dolayı. Öğrenemedin o yüzden. Evet. Bu kitabı sizden almak istiyorum. Benden almak istiyorsun evet. Bu kitabı. Peki o zaman ben sana kitabı veriyorum. Sen bu kitaptan okuyup isminin Hazreti İbrahim Peygamber'in hayatını okuyup öğrenip sonra tekrar gel programımıza, tamam mı? Tamam. Al bakalım. Bu kitabı şimdilik şuraya koyayım mı? Çünkü hep birlikte ayağa kalkacağız. Ayağa kalkın bakalım. Kim kazanmıştır sizce? Buradan iki kişiye soracağım. Kim kazanmıştır? Zeytinler. Kim kazanmıştır? Hurmalar. Bence de zeytinler ve hurmalar kazanmıştır. 400 puanla. İki grubum da çok güzel yarıştılar. Eşitlik olmuş oldu.
Çok güzel değil mi? Eşitlik olması daha iyi bence. En azından bir kaybeden bir kazanan yok. Sizler de vav çocuk olmak istiyorsanız 0312 236 8002 nolu numaralara isminizi yazdırabilirsiniz. Her hafta sonu cumartesi ve pazar günü saat 9.45'te sizlere günaydın demek için Türkiye'nin en güvenilir kanalı TRT Diyanet'te olacağız. Hoşçakalın. Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.